6. filmden bir replik söyleyin demiş abi. Eskiden tekel bayisi vardı, şimdi tekel bayinde kuryelik yapıyor. O filmde vardı ya, her filmde olmaz. Ama bir adam vazgeçmedik arkadaşlar. Bira ölmez, vatan bölünmez diyoruz abi. Evet. Ya Şevket abi dedi, bölüm başı ne alıyorsun dedi. Şevket abi şey diye cevap verdi. Ne fark eder oğlum, herhangi bir şey 200 ile çarp. Ya Türkiye'de yaşayıp da herhangi bir çakalla rast gelmemek ya da onunla dans etmemek mümkün değil yani. Kapıdan kelepçeyle götürüleceğimiz sorulara doğru. Siyasi görüşünü merak etmişler. Herhalde devletim kayıtlarına geçse her birimizi 15 dakika içerisinde kapının önünden ters kelepçeyle paketlerler. Size de sürpriz oldu değil mi bu? Biraz sonra iPhone dağıtacağız. Enteresan bir soru geliyor şu anda. Naber, nasılsınız? Eyvallah. Hı 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 diye gülebilirim. Mesut'u çok özledik. Ne olur geri dön abi, sensiz olmuyor demiş. Ya ben Mesut'la konuştum. Yani ne diyor? Ki, ya biraz agresif bir oğlan. Şevket abi böyle filmlerde ağır abi ama böyle demiş. Realde pardon abi gibi sanki demiş. Yani abi demiş, daha önce hiç enteresan bir iş teklifi geldi mi sana? Enteresan iş teklifi ne lan? Sektör dışı da bir teklif olabilir bu da bir haliyle. Sorduğu anı bir hayal etseniz o sene. Bu adamın boyu kaç be? Abi be, yarma gibiymişsin. Arka Sokaklar dizisinden emekli maaşı alıyor mu demiş. Vermiyorlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Sevgili İnci Sözlük izleyenleri. Bugünkü programımızda bendeniz Çakal Dans serisinin senaristi Ali Tanrıverdi ve kıymetli büyüğüm Şevket abi var. Ben bugün sizlerden gelen soruları Şevket abiye yönelteceğim. Şevket abiyi kızdırmadan bu soruları soracağız ve ondan çeşitli cevaplar alacağız. Abi müsaaden olursa başlayabilir miyim? Buyurun. Arkadaşlarımızın sorularını sormaya. Şimdi şer yorumu var abi. İnci Şer diye bir köşe varmış. Evet. Pis soru geliyor bu. Çift dalma gibi futbol. Boldan. Arka Sokaklardan başka ne ile tanınıyor ki bu adam? Ülkeye net katkısı var Allah aşkına. Boş geç soruyor demiş. Şimdi buna nasıl cevap vermek istersen? Bu şer. Yani öyle görüyorsa öyledir. Bizim ne olduğumuzla ilgili değil, onların nasıl gördüğüyle ilgili bir durum var. Eğer öyle görüyorsa bizi, haklıdır güzel kardeşim. Buna çok verecek bir cevabım yok. Kendimiz de ararız hatayı yani. Demek ki doğru anlatamamışız kendimizi diye düşünüyorum. Ama biraz da araştırma da yapılsaydı sanki. Yok yani, bence bu kıvamda çok iyi arkadaş. Yani soru anlamında da gayet iyi. Yani oradan devam edebilir hayatına. Gayet de mutlu yaşayabilir yani. Çok teşekkür ediyorum. Bu üstü kapalı sempatik cevap için. Kim olsa aynı şeyi yapabilirim. Bu ilk çift dalmalı sorudan sonra daha sempatik başlayan enteresan bir soru geliyor şu anda. Ne haber, nasılsınız? Eyvallah. Eyvallah. Bu sorunun cevabın devamında da seri Çakal'dan serisinden bahsediyor. Seri nereye gidecek ve kadro sakın bozulmasın sorudan. Yoksa izlemem. Sempatik başlayıp sinirlenmiş aslında. Anladım. Valla bilmiyorum tabii yani. Aradan 20 yıl geçti. İlk filmi çekeli 20 yıl oldu. Şimdi 6.sını çekiyoruz. 12 yıl oldu. Ama sen 20 diyorsun. Hayır. 20 olmuştun. 20 yıl ne dedim ben ya? 20 yıl. Arka Sokaklar mı? Olabilir. Senelerdir şey oldu işte. Yani bu serinin nereye gideceğini tam olarak bilmiyorum. Yani benim başıma bu tip şeyler çok sık geldiği için de tam da anlam da veremiyorum. Sen yani, 20 derken aslında Arka Sokaklar'ın 17 serisini yuvarladın. Aynen öyle yani, işte 20 oradan 10 senede bu falan diye topladığın zaman enteresan bir şey çıkıyor. Bu da benim çok başıma gelen bir durum oldu herhalde. Yani ben Arka Sokaklar'a girdiğim zaman da Türker abinin bana 500 bölüm sürecek deyince ben çok gülmüştüm buna öyle. Yapmıştım. Sonra ciddiyetini görünce 650 bir tırın sonra da 650 bölüm oldu. Yani Çakalların ilk birinci filmi çektiğimiz zaman da yani biz aynen. Bu kadar çok seri devam eder mi? Kaç tane çekeriz derken şimdi 6 tane çekiyoruz. Önemli tabii yani. Hiç unutmadığım bir şey anlatayım abi senin sözünle ilgili. Çakallarla Dans 1'i biz çektiğimizde yani film vizyona girmeden önce Çakal Dans ekibi, ben, işte yönetmen Murat Şeker, oyuncularımıza bir yemeğe gittik. İlker, sevgili İlker Ayrık,
Şevket abi dedi ki, yani Şevket abi İlker Aygın'la Müjdat Gezen'den de okul arkadaşı. Sevgili İlker Aylık Şevket abi dedi ki, ya Şevket abi dedi, bölüm başı ne alıyorsun dedi. Şevket abi şey diye cevap verdi. Ne fark eder oğlum, herhangi bir şey 200 ile çarp. O zaman 200 de. Şimdi 650 oldu. Bu sorunun devamı olarak bir soru daha var Şevket abi. Buyurun. Başka bir arkadaşımızdan. Daha çakallarla dans sinemalarda değil ama yenisi gelir mi? 7, 8, 9, 10. Ya gelebilir. Niye gelmesin? Seyircide böyle bir alışkanlık, böyle bir bu seriye karşı bir ilgi var. Bu ilgi devam ettiği sürece de bence gelir. Yani şöyle de bir durum var. Biz yaşlandıkça hikayelerin de değişimi yani var. Aslında Türkiye'nin değişimiyle aynen, çakallıkların değişimleri var. O yüzden Türkiye'de bitmeyen iki şey olduğu için, yani çakallıklar ve şey sinema, yani ikisi birleştirdiği zaman doğru bir yere gidiyor gibi geliyor bana. Aynı şeyi düşünüyorum. Biz de yazarken, üretirken hem ne zaman özlersek o zaman yazıyoruz çakal dansı. Hem de zaten biz ne zaman özleyecek olsak o iki sene içerisinde Türkiye'de ve dünyada birçok değişmiş ve gelişmiş oluyor. Yine bu sorunun devamı olarak abi sana çok özel bir soru yöneltmişler. Şevket Çor hiç çakallarla dans etti mi? Yani aslında şunu sormuş. Hayatına giren çakal, çukal, hani böyle tatsız insanlar. Bence ya Türkiye'de yaşayıp da herhangi bir çakalla rast gelmemek ya da onunla dans etmemek mümkün değil yani. Yine bununla intil olarak yani, demiş ki yani, tüyo verir misiniz yani? Nasıl başa çıkılır bu? Nasıl başa çıkılır? Vallahi tabii çeşitleri çok bizim memleketimizde çakallıkların. Yani hayvanlardan bahsetmiyorum. Yani inşallah nesilleri tükenir ama tükenmiyor. Yani yine söylüyorum, hayvanlardan bahsetmiyorum. Çakallık dediğimiz mesele başka bir mesele. Çok ve her gün değişiyor. Kılık değiştiriyor. Seçilmiş çakallar var. Atanan çakallar var. Atanamayan çakallar var. Yani bir sürü çakal var ve bunlarla da baş etmek, onlarla mücadele etmek de zor. Ama temennimiz nesillerinin tükenmesi. Ama şey güzel film isimmiş. Atanamayan çakallar. Atanamayan çakallar. Bir arkadaşımızdan benimle ilgili bir soru gelmiş abi senin cevaplaman üzerine. Ali Tanrı verdi demiş. Genç yaşına göre çok fazla filmi var ama bu başarısında en büyük pay nedir? Yani ben vereyim önce, Şevket Çoruk. Genç yaşta. Bunu senin cevaplamam lazım. Ya senin yani, işte senin cevapların yani oluyoruz bir yani. Kere Ali Tanrı verdi genç bir sinemacı falan değil yani. O tanıdığımdan beri hep aynı yaşta. Yani genç, ben ne zaman genç olduğunu gerçekten görmedim yani. Hiç değişmedi. Tabii ki şimdi komedi filmlerinde böyle bir seri yakalayıp bunların yazabilmek büyük başarı. Yani dünyada da az örneği olan bir şey bu. Hem bunu başardı hem de başka bir atmosfer kurdu. Yani bir komedi filmin içinde işte aile, dört farklı karakter. Genelde bir ya da iki karakter üzerine olan komedi filmleri vardı ama çakallarda dört farklı karakter ve hatta dört... Altı abi, Didem, Hakan... Ya tabii ki onları da sayabiliriz ama hani genel aks açısından dört farklı karakter dedim. Yani onların da sosyolojileri farklı, yaşadıkları mahallenin özelliklerini taşıyan ve karakter özellikleriyle çatışma yaratabilen şeyler ve bunları o yaşında çok güzel kurgulayıp senaryo aktarması bu işin devam etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. O yüzden bence yani tamamdır Ali. Stüdyoda duygusal anlar. Burada hafif müzik de alırız, tamam mı? Ya genelde ilk draftları hiç beğenmem. Tabii o onun içinde bayağı acı çeker ama yapacak bir şey yok yani. Ben şimdi ilk draftları beğenmeyeceğini bilerek yazıyorum zaten. Peki abi, Çakal Dans dizi olarak TV'de olur mu diye bir soru gelmiş. Buna ben cevap vereyim. Aşağı yukarı muhtemelen Şevket abiyle aynı düşünüyoruzdur. Çakal Dans halkın filmi, halkın içinden bir hikaye. Sinemacı olduğumuz için ve sinemaya inanan adamlar olduğumuz için de yani şu an için ve yakın gelecekte sinema perdesi dışında bir mecra da düşünmüyoruz. Ama hayat şartları her gün değişiyor. Yani iki gün önceki halimiz hal değil, başka bir hale doğru gidiyor. Hayat ne gösterir bilmiyorum ama bugünkü fikrimiz, bugünkü zikrimiz Çakal'dan sinemada güzel, sinemada devam etmeli diye düşünüyoruz. Ve bir başka arkadaşımız demiş ki, tabii Gayınço demiş. Gayınço rolünü nasıl kabul etti Şevket Çoruk? Murat Şeker kardeşim, tanışıyorduk da ve senaryo getirdi. Senaryo okudum. Beyoğlu'ndaki ofise gelmiş. Beyoğlu'ndaki ofise gittim. Senaryo okudum. Baktım Murat öyle film çekecek. Tamam dedim. Yani bu kadar kısa ve şey oldu, net oldu yani. Yani öyle çok böyle bir maceramız yok. Okudum, nasıl çekeceksin, ne yapacaksın falan diye sorular falan derken oradan Nevizade'ye gidip bırakıştık zaten. Yani o yüzden hani şeydi, çok böyle enteresan bir şey yok. Maç günü değildi. Yani o zaten o muhakkak ayarlanmıştı yani. Film konuşulmazdı zira. Evet evet. Yani herhalde büyük parmak kapı sokağa geçince sağa dönüyorduk. Orada ofis galiba o şey. Yeni Melek Hamamı. Yeni Melek'in, evet.
Zordaydılar. Doğru. Sorudan ziyade arıdan bir de selamlar da var. Sorum yok demiş abi. Çok net bir insan. Çok seviliyorsunuz. Tüm Çakallar Dans ekibi candır. Bakü'den selamlar demiş. Bizden de Bakü'ye selamlar. Film Çakal Dans 6 filmimiz Azerbaycan'da da vizyona girecek bu arada. 6. filmden bir replik söyleyin demiş abi. Ne bir replik. Arkadaşlar biz her repliği böyle şey yapsaydık, hatırlasaydık yanmıştık ya. Kaldı ki aklımıza gelenlerin yayında söylenmeyecek olması da ihtimal. Ya o da var tabii ama yani evet yani çok güzel replikler var ama yani şu anda olur mu bilmiyorum yani. Filmden sonra gelirsen. Filmden sonra ama muhakkak klasik mesele çakal olmak da değil, çakallarla dans edebilmek de cümlelerimiz. Değişik harslarımız var. Değişik hars sempatizanlığı. Şey var mesela benim barda yazdıracağım kahve bardağı ama Timur'un söylediği şey var. Olur bana uyar. Müsaitim bu aralar. Her şeye müsait o aralar. Bir soru geldi. Seninle geçen gün konuştuğumuz konu abi ki ilk filmde vardı. Artık Kayınço Yukan'ın karısı olacak mı? Bir yuvası, bir evliliği. İlk filmde vardı. Boşandılar. Daha iki gün önce bunu konuştuk. Evet evet evet. Valla olursa enteresan olur tabii yani. Onların didişmeleri falan. Ama yani herhalde aynı film içinde biter. Altıncı filmde Kayınço Yukan nasıl olacak? Yani altıncı filmde Kayınço Yukan. Altıncı filmde Kayınço Yukan'da büyük değişiklikler yok. Biraz daha fakir. Eskiden tekel bayisi vardı. Şimdi tekel bayinde kuryelik yapıyor. biraz yani, daha evet. Biraz daha evet. Yani çıtayı yani hayal yırtamadı yani diğer karakterler gibi. Yani büyük değişiklikler yok ama büyük olaylar var. Büyük durumlar var. O da bizi filmin içinde çok eğlendireceğini düşünüyorum. Bak tam şeyle ilgili bir şey gelmiş abi. Hars'tan konuştuk. O Hars kelimesi kimin eseri ya demiş. Ben böyle yerinde bir tepki görmedim. Çakallı hikayede. Ya Çanakkale'ye gitmiştim. Çanakkale'li arkadaşlar işte oturuyoruz böyle muhabbet ediyoruz falan. Orada bir Çanakkale'li yani o bölgeden bir arkadaşın cümlelerinin arasında falan böyle konuşurken ağaçtayım mı falan dediler. Ne diyorsun falan dedim. Oradan ben o birazcık bana Çanakkale'li arkadaşların hediyesidir yani. Çanakkale'de çok selamlar. Hars kavramını bizimle tanıştırdıkları için. Buna hızlı cevap verelim. Pudra şekeri sahnesi bu filmde de var mı kral? Yani o filmde var diye artık her filmde olmaz. Pudra şekeri sahnesi. Ama bir adam vazgeçmedik arkadaşlar. Biraya devam yani. Evet. Bira ölmez, vatan bölünmez diyoruz abi. Evet. Abi bereketlisin galiba sen. 16 yıl bir dizi. 6 seri bir film. Sorum şu. Bunca sürede hiç kendini tekrarladığını hissettiğin oldu mu? 17 senede aynı dizide oynarsan kendini tekrarlarsın tabii yani. 6 tane sinema filminde aynı karakteri oynadığın için tekrarlarsın tabii. Gayet normal yani. Bu yani tabii ki bu tip sorular sorulur ama şöyle bir durum vardır. Yani bir karakteri 17 sene canlı sevilebilir halde tutabilmek de başka türlü bir başarıdır. Söylediğinde haklı ama o tekrar gerekli bir tekrar olduğu için devam ediyoruz. Ama seyircinin gözünde o karakter hala izlenilebilir, hala kabul edilebilirliğini sağlıyorsa o da çok önemli bir şeydir. Dünya sinemasında da birçok dizide de bu vardır yani. Şöyle bir şey söyleyeyim bir de bu konu üzerinde. Benim hayatım boyunca 12 senedir tanışıyoruz. Şevket abi en çok gördüğüm zaman diyebiliriz. Gerçekten işin bu 16 yıl bir dizi, 6 seri bir film diyorsun ya sevgili arkadaşım. Gerçekten Şevket abi 16 yıl boyunca Komiser Mesut yani. Çok önemli bir karakter. Ya bırak karakteri tekrarladığım adam 16 sene boyunca haftanın 6 günü gerçekten bir memur gibi çalıştı. Bu bence yani, en zoruydu buna. Yani devam şimdi ettirmek. Eskisi gibi değil tabii yani. Hem yayın süreleri çok fazla yani artık 120 dakika 130 dakika diziler ve haftanın 6 gününü alıyor. Bir de bir yılda işte 39, 40, 41, 42 bölüm çekiyoruz ki yani hafta olarak baktığınız zaman bir yılda 42 bölüm çekmek bayağı meşakkatli ve zor yani. Buradan bununla bağlantılı bir soru daha var. Arka Sokaklar'daki Mesut mu, Çakal Dans'taki Kayınço mu? Biz Kayınço karakterini sevdik demiş. Senin için hangisi demişler. Ben her ihtimalde de bir tanesini yazan yanımda ama Arka Sokaklar'daki Mesut yazan Ozan Yurdakul'a da kocaman selamlar gönderelim. Düşün bunları konuşuyorsun ama bir de onları yazan var, çeken var. Ya acayip bir şey o. Ya ikisi de özel karakter benim için. Yani yarattığım ve çok sevilen. Yani birbirinden çok ayıramıyorsun. İkisi de evlatlarım gibi benim. İki karakter. Tamam. Şimdi abi Arka Sokaklar diye bir başlık var. Evet. Arka Sokaklar başlığından devam ediyoruz müsaaden olsa. Mesut'u çok özle dedik.
Mesut'u çok özledik. Ne olur geri dön abi. Sensiz olmuyor demiş. Ya ben Mesut'la konuştum. Yani yapmadım. Ne diyor ki? Ya biraz agresif bir oğlan biliyorsunuz. Yani Mesut çok laftan anlamıyor. Oduncudur yani, kesinlikle zamanda dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani. Keşke ikna olsa ama hani uzun sohbet et falan. Yani gel bak devam et falan dedi. Soruların geneli hep öyle. Yani emekliye ayrılma konusunda çok ısrar ediyor. Çok yorulmuş yani. Öyle bir karar var. Bak bu soruyla da bağlantılı bir soru daha gelmiş. Arka sokaklardan ayrılırken ne düşündün abi? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın? Dediğim gibi konuştum yani Mesut'la. Dedim ki yani ya tabii ki çok önemli ama hani 17 sene sonra neden ayrıldın cümlesi de birazcık şey geliyor bana. Yani birincisi tabii ki yoruldum. İkincisi tiyatro ile beraber devam ettirmek de çok zordu ki pandemi dönemi 19 ay birazcık öksüz kaldı tiyatro. Yani kapalı kaldı ve orayı tekrar toparlamam gerekiyordu. Yani birçok sebebi var ama dediğim gibi ben de yoruldum. Aslında hani çok sevdiğim bir karakter olmasına rağmen yoruldum. Ana asıl sebep de bu zaten yani. Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir taraftan da birazcık dinlenmek, tiyatroya birazcık yani özen göstermek. Mesela 17 sene boyunca hiçbir kış filmi yok mesela. Yazları film çeken, sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir eser haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için. Tamam abi eyvallah. İki tane daha soru soruyorum arka sokaklardan. 16 sene çalıştığı ekipten, ortamdan, rolden ayrılmak kendisini nasıl etkiledi demiş bir kardeşimiz. Tabii şimdi şöyle ben diziden yani bu sene ayrıldım ama bizde genelde Ağustos ayında çekimler başlardı. Yani ekip çekimlere başladı. Ben bu sene yokum falan. Sürekli sabahları bir uyanıyorum mesela. Allah sete geç kaldım falan diyorum. Böyle bir tamam toparlanıyorum derken ya saçmalama falan deyip şey yapıyorsun. Çünkü 16 sene boyunca her sabah kalkma, set saati takip etme falan artık şey olmuş bizde yani. Çok yerleşmiş üstümüzde yani. Sabahları böyle birçok zaman şey yapıyorum. Hala öyle bir duygu var içimde. Yani. Günaydın falan diye. Bana, yok aa, böyle toparlanıp falan hani sete gidecekmiş şey ama. Şey evin çıkışında çevirme yapıyor. Evet. Ama bir taraftan da yani başka bir konfor da var tabii. Aynen. Yani. Sabah aileyle kahvaltı yapıyor. Yani şey var tabii yani Mesut karakteri için yani tabii ki insan bunca sene canlandırdığı karakteri böyle bırakmak da tabii ki zorluk ya, çekiyor. Bırak. Yani o çünkü onun alışkanlıkları, onun sevdiği şeyleri de düşünüyorsun. Tabii. Yani birçok şey var için içinde. Onun haricinde tabii en önemli şey de 17 sene bir işin içinde olmak için çok iyi bir ekip olması gerekiyor. Evet. Yani benim bütün ekip arkadaşlarım. Bizzat tanıyoruz. Yani Özgür Ozan, Zafer abi, işte Oyokar, Ozan yani bütün ekip arkadaşları o işin içinde çok sıkı bir ve çok ahlaklı bir şekilde çalıştılar. İşin uzun sürmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani böyle bir ekibi ayakta tutmak, yan yana tutmak ve çalışır halde tutmak çok zor açıkçası. Ama üzüldüğüm en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi dediğim gibi ekiple çok eğlendik çünkü biz yıllarca. Neler oldu? Yani yalnızca şeyde değil, sette değil, set dışında da görüşen, beraber tatile giden vesaire. Herhalde yani annesinin, Özgür Ozan annesinden babasından daha çok görmüştüm. Mesela sen bunu cevaplıyorsun ya mesela sette geri kalan onlara da bu soru sorulsa cevaplardan bir belgesel olur. Bir yudum insan belgeseli. Tabii canım onu yesin. Yani çok büyük rakam. Özgür Ozan'dan bir mesaj gelmiş. Ne diyor? Özgür abiden. Özgür Ozan'ı özlüyor mu diye sormuş. Gayet duygusal. Onu her gün özlüyor. Her gün özlüyormuş Özgür abi. Her gün. Her gün özlemesi iyi bir şey mi seni? Bayılıyorum. Sana bayılıyormuş abi. Aynı zamanda çok da gülüyorum. Yani onunla yemek yemeyi, ondan sonra işte arada şaka yapmayı. Burada duygusal müzik alabilir miyiz altta? Ondan sonra en partnerim, meslektaşım, kardeşim. Bir de Hüsnü Çoban yani o da. Komiser yani. Mesut var, abim Hüsnü Çoban yani var. Tabii çok abim önemli bir adam. Yani. Yaş olarak? Benden büyük. Kaç yaş büyük abi Özgür abi? Onu söylemem ayıp olur. Kızar en kızdığı şey olabilir. Bunu yani sormakla ısrar edersen bana da kızabilir. Benden genç kestiriyor yani. Hiç alakası yok. Evet. Yani. Ama 60'ına yaklaşmış. adresi vermediğin çok iyi oldu abi. Artık bulan bulsun bunu. Özgür çok önemli bir adamdır ya. Çok çok seviyorum. Hassas yani. Tabii. Bünyesi hassas. Özellikle karşılıklı yemek yerken falan muhteşem yani. Onunla yani dediğim gibi böyle vakit geçirince hani ölüyorum yani. Çok gülüyorum yani, çok gülüyorum. Abi aradan şey bir soru, tiyatroya geçiyoruz ufak ufak. Şey sorusu gelmiş abi. Kavuğu iyi sakladı mı demişler. Kavuk. İyi sakladı. Evet.
Yani olabildiği kadar. Kavuk nerede duruyor? Kavuk nasıl saklanıyor diyor aslında. Bir özel, yani normalde Münir abi naylon bir poşetin içinde duvara bir çiviye asmış. Feren abi öyle anlatıyordu. Sonradan Derya Hanım, Derya Baykal ona güzel bir camekandan bir şey yapmış. Koruma böyle bir kafesi yapmış. Onun içinde duruyor. Çok şık, çok böyle güzel bir şey yaptırmış. Şimdi onun içinde. Öyle saklıyoruz yani. Ya bu soruyu soracağım. Normalde sormayacaktım da kavuğu vermeye layık gördüğü birileri var demiş. Arkadaş dur bir kavuk bir dursun. Bir yol alsın, bu şöyle bir şey değil. Kavuk geldi hemen kime versem acaba diye. Yo. Ya bu soru tabii ki geliyor. Yıllardır hep. Ya arkadaşlar, yani birçok arkadaşımız var. Yani bu işe gönül veren, tiyatroda inanılmaz şeyler yapan arkadaşlarımız var. Elbette ki verilecek. Çünkü kavuğun temsil ettiği şeylerin en önemlisi bence tiyatro sanatıyla ilgilenen insanları cesaretlendirmesi, güçlendirmesi, kendileri olan saygınlıklarını da arttırması gibi. Elbette ki çok arkadaşımız var. Mutlaka da birine teslim edeceğiz biz de. Tamam abi. Yine bununla bağlantılı tiyatrodaki son soruyu sorayım abi. Oyun biletleri biz seyircilere göre çok pahalı demiş bir kardeşimiz. Bilet fiyatlarında herhangi bir düşüş olacak mı sorusunu yöneltmiş sana. Normalde Türkiye'deki enflasyon bugün açıklandı. TÜİK verilerine göre 85.5. Aylık enflasyon 3.5 gibi bir rakam söylendi. Bu verilerle biz pandemiden önce bilet fiyatlarımız işte 140 liraydı. Bu verilerle aslında 350 lira falan olması lazım, hatta 400 lira olması lazım. Enflasyon oranına göre baktığınız zaman bizim bilet fiyatlarımız buna karşın %10 zamla satılıyor. Yani çok makul. Şehir tiyatroda ve devlet tiyatrolarındaki bilet fiyatları çok düşük. İşte 30 liraya bir bilet alabiliyorlar. Özel tiyatrolarda bu olamıyor. Çünkü ödenekli tiyatrolar devlet desteğiyle çalışıyor. Yani siz bir gişeden bilet aldığınız zaman 30 liraya diyelim, aslında bir biletin devlete olan maliyeti 280 lira. O kalan o büyük rakamı devlet sizin vergilerinizle ödüyor zaten. O yüzden özel tiyatrolardaki bilet fiyatlarından, en azından baba sahnedeki bilet fiyatlarından şikayet etmeyin. Olabildiği kadar düşük tutmaya çalışıyoruz. Baya elde kalem yani. Kağıtla hesaplar yapıldı. Yani hani dediğim gibi Türkiye'de sanırım birçok tiyatro pandemi döneminde kapandı. En büyük sebeplerinden bir tanesi de işte yüksek enflasyon, işte elektrik faturaları. Yani biz ödediğimiz elektrik faturasını 5'e katladık yani neredeyse. İnanılmaz elektrik faturası. Özellikle özel tiyatroların, ödenekli olmayan tiyatroların buna dayanmaları çok zor. Yalnızca bundan ibaret değil. Tabii ki birçok şey var. Tiyatro biletinden hala KDV alınıyor. İnanılmaz vergiler alınıyor. Kamusal alan yaratmış tiyatroları görmezden gelen bir tutum var ve bu tutum da çok etkiliyor. O yüzden de çok haklılar. Aynı sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Kültür Bakanlığı ya da devlet bu konuda gerekeni yaparsa sizler de bundan şikayet etmeyeceksiniz. Bizler de şikayet etmeyeceğiz ama şu ana kadar verilmiş bir karar, açıklanmış bir yardım, destek yok. O yüzden de çok özür dileyerek bilet fiyatlarımız bu. Ama şuna emin olun ki aldığınız herhangi bir üründen, yani Türkiye'de şu anda satın aldığınız her şeyden daha ucuz. Yani inanın buna yani. Ha, yine bir tiyatrocu arkadaştan gelmiş, geniş bir kardeşten. Baba sahne için yetiştirilmek üzere oyuncu adayları alıyorlar mı demiş abi. Şöyle, baba sahnede biz prodüksiyon yapıyoruz ve prodüksiyonumuza göre, yani oyunumuza göre biz oyuncuları biz çağırıyoruz. Yani genelde öyle bir seçmeyle, bir denemeyle oyuncu alınmıyor. Dediğim gibi yani bizim okulumuz Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan arkadaşlarımız, yıllardır çalıştığımız arkadaşlarımız, ama onun haricinde tiyatromuza destek olmaya çalışan genç stajyer arkadaşlarımız var. Onlar da tiyatromuz içinde oluyorlar. Hatta sete de geliyorlar. Yani yeni oyunumuzda mesela, Taksim oyunumuzda genç arkadaşlarımız var. Hem sahnede oyuncu olarak hem sahne arkasında teknik olarak da çalışıyorlar. Çakallardan setine gelen arkadaşımız da vardı mesela, sahne tozu yutmak, aynı zamanda set görmek, evet. Kamera önündeki oyunculuğu da görmek açısından. Ama yani bir eğitim, bir kurs ya da ve buna benzer bir girişimi yok. Ama bizim okulumuz var zaten. Müjdat Gezen Sanat Merkezi var. Arkadaşlarımızı oraya yönlendiriyoruz zaten. Bence bu şey bir soru abi. Tatlı bir soru. İnsanların seni, yani biz seni yakından tanıyanlar biliyoruz da, insanların daha iyi anlaması için. Baba sahne senin için ne ifade ediyor abi? Baba sahne benim için ne ifade ediyor? Birincisi, işimizi ve sanatımızı yapabildiğimiz özgür bir alanımız var. Ve bize ait bir alan bu. Bu çok önemli. Yani bunu geçmişten günümüze tiyatroda çok görüldü. Yani işinizi özgürlükçe yapabilmek, istediğiniz oyunu koyup, istediğiniz oyuncularla istediğiniz şekilde oynamak, hep beraber turnelere gidebilmek vesaire. Birçok olaydan sonra Türkiye'deki birçok oyuncu yalnız bırakıldı. Hatta meslekten men edilircesine yalnız bırakıldı. Bunun da karşısında
duran bir şey. Ay, onun haricinde biz bunu, bu yaptığımız şeyi yeniden bir buluş vesaire değil yani. Yıldız Kenter'in de yaptığı, Feren abinin de yaptığı, birçok tiyatrocu büyüğümüzün, Haluk Bilginer'in de yaptığı, Müjdat Gezen'in de yaptığı, kendi sanatçılarına ne kadar önem verdiklerinin, ne kadar bu konuda özgür ve bağımsız olmanın şart olduğunu düşünen insanların yaptığı şeyi biz de yaptık. Zaten baba dememizin sebebi, yani o tiyatromuzun girişindeki yazılı olan işte kızan, karışan, kışkırtan, koruyan, kollayan, özlenen, manası yokluğunda daha çok anlaşılan kişi, bağ hiçbir lehçeden değil çocuk sesinden türetilmiştir. Aynen. Bizim için asıl mesele de o, yani o bizi yalnız bırakmayan, içinde mutlu olduğumuz bir alan bizim için. Vay, bak bu cevap duvara astığın zaman her sabah bir kere gördüğünde bitkisel bir ilaç deneyimi yaşatan aynı zamanda. Şevket abi, bir arkadaşımız soru sormuş. Magazinsel ve kriminal bir soru bu. İzmir'de kendisine tekzip edebilirsin. Soruyu bitireyim. İzmir'de kendisine taksiler saldırmıştı. Bunu asla kabul etmiyoruz. O olaydan sonra ne partilerden, herhalde siyasi partilerden bahsediyor, ne de başka yerlerden destek geldiğine dair ben bir şey görmedim. En azından göremedim demiş. Bu konuyu biraz açık bize anlatabilir mi demiş. Ne oldu abi İzmir'de çöp şişçilerin orada? Kesinlikle taksiciler değil. Yanlış işte, biliyor aynen. Sanırım yani olayı. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir vatandaşla hırto diyelim bir sorun çıktı aramızda. O sorun nedeniyle de ortalık biraz savaş alanına döndü. Hukuksal süreç devam ediyor. Söyleyeceklerim bu kadar ama herhangi bir canlıya zarar vermek isteyen biriyle her zaman karşı geliriz yani. Hiçbir şey sorun olmaz. İşte sevgili kardeşim, senin İzmir'de taksici dehşeti diye bildiğin mevzu aslında öyle değildi. Teşekkür ediyoruz abi bunu cevap verdiğin için. Ha, bu arada tabii ki Türkiye'nin her yerinden hem hayvanseverler hem birçok insan bu konuda destekledi. Yanımızda da oldu yani. O konuda da birçok insan aradı, sordu, destek oldu bize yani. Galiba kapıdan kelepçeyle götürüleceğimiz sorulara doğru geliyoruz. Siyasi görüşünü merak etmişler. Bu soruyu hemen bir güzel şeyle bağlayacağım. Siyasi görüşüm yani eşitlikten, özgürlükten, dayanışmadan, adaletten yana bir görüşüm var. Hayata da öyle bakıyorum. Türkiye'de ya da dünyada ezilen tüm halklardan, sınıfsal mücadele eden herkesin yanında olmaya çalışıyorum. Ve dediğim gibi dünyaya bakışım da, siyasi bakışım da bu. Tamamdır. Şimdi kısa kısa bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekte de Mesut gibi mi gülüyor demiş bir arkadaşım. Yok öyle bir şey canım. Yani sokakta her şeye de hı diye gülünmez ama. Tamam işte bu çok sorunun eğlenceli. Arkasından hemen gelen soru da şey. Hı 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 diye gülebilir mi? Arkadaşlar bizde kepsi bile var. Onu özellikle yani bu kadar sert, bu kadar hayata başka türlü bir radikal bakan böyle bir adamın bir gülüşü nasıl güler falan diye düşünürken böyle bir sinir bozukluğu gülüşü diye başlayan hikaye. Sonra arka sokaklarda bayağı bir şey oldu yani, efekt gibi oldu. Yani sette de yani böyle yani herhangi bir yerde. Aynen. diye ama şeyde var ya bizim. Abartı benim de sinirim bozuk çünkü yani. Sen sokak abi bir güler misin? Ne yapayım? Güler misin? Yapıyorum. Öyle değil abi. Nasıl abi? Hani o arka sokaklardaki falan sürekli sokak falan gidiyor. Abi benim. Bir de odun veriyorsun. Çocuklar falan yapıyor. Bazı çocuklar da kendileri taklit. Şey kullanıyoruz ya senin bazı arka sokaklardaki şey emoji olarak birbirimize bir acayip bir bizim çakallar plan odası diye bir grubumuz var da WhatsApp grubu. Herhalde devletin kayıtlarına geçse her birimizi 15 dakika içerisinde kapının önünden ters kelepçeyle paketlerler. Acayip bir soru gelmiş abi bizim diyarlardan. Evet. Usta demiş, rakı demiş, buzla mı suyla mı? Rakı yani soğuk olacak, serin olacak rakı. Su da soğuk olacak. Yani buz atmak eğer hızlı içmiyorsanız rakıyı, yani buz atmak çok sulandırır ve tadını bozan bir şey. O yüzden çok soğuk su, işte normal kıvamında rakı koyarsanız ve soğuk suyla içerseniz daha verimli, daha keyifli olur. Alt tarafta markanın ismini görebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Demiş ki herhalde bunu geçen sene bir fotoğraf paylaştık ya bu İnci Sözlü'nün program şeyinde yemek yediğimizde. Blazer siyah deri ceketten gökkuşağı rengine nasıl döndü demiş. Yani bir açıldık, bir serinledik yani. Ama Şevket öyle. Abi hep öyle giyinen bir adamdı ve çok iyi giyinen bir adamdır. Yani ve
En acayibi de şudur. Ne zaman üzerinde bir şey görsem, bir iki şapkasını çalmıştım var. Ne zaman bir şeyle görsem eve gidip Begüm ya Şevket abinin üstünde bir şey vardı diye markasını da gördüm ama markasının sitesine giriyorum orada bile bulamıyorsun. Markanın kendisine bile bulamadığın şeyleri bulup giyen acayip giyinen bir adamdır. Arka Sokaklar dizisinden emekli maaşı alıyor mu demiş. Vermiyorlar arkadaşlar. Vermiyorlar. Ben bu Çalışma Bakanlığı'na dilekçe vereceğim. Çok ayıp. Ya yani hadi onu boş verin. Hadi emekli maaşı vermediniz. Ben çünkü ayrıldım, istifa ettim. Bari telif verin ya. Bari telif verin. Her gün 3 kere yayınlanıyor yani. Düşünün yani. Telifi alamıyoruz. Siz bize emekli maaşı veriyorsunuz. Ama inşallah EYT'liler şey yapar. Ek 3600 falan oralarda bir şeyler olacak, bir şeyler olacak inşallah. Şevket Çoğu'ya göre en iyi anlaştığı partneri kimdi? En uzun çalıştığım partner Özgür Ozan tabii. Yani. Hüsnü Ç. Evet. Ama yani diğer partnerlerin de öyle. Yani Emre Kınay da var, Murat Akkoyunlu da var, İlker Ayrık da var. Yani çalıştığım partnerlerimle Didem Balçın'la şey diyelim sonra sıkıntı ediyoruz. Didem Balçın, Hakan Bilgin. Hakan abi yapar. Hakan abi de, Hakan Bilgin de çalıştığım özel partnerlerim. Bak güzel bir soru geldi. Muhakkak tabii ki Günay Karacaoğlu da. Yani Günay Karacaoğlu'yla beraber okulda başladık. Mezun olduk. Yıllarca beraber oynadık. O yüzden Günay'ı da söylemek zorundayım. Dünyaca ünlü bir aktörü canlandırmak istesen bu kim olurdu demiş abi arkadaşımız. Bak bu güzel bir soru. Çok isim var kafamda. Mesela Offer'ı izledik ya bir şeyin. Godfather'ı yapıp süreceğini anlatan. Ben mesela Mario Puzo'nun şeyine hasta oldum mesela. Hiç o kadar yakından kitabını okuyorsun. Adamı biliyorsun. Valla tabii yani hani Peter Sellers de yani o da şey. Mesela Anthony Quinn de diyebilirim. Çok önemli buluyorum. Anthony Quinn. Denzel Washington. Yani o da harbiden. Hemen zaten falan. Şey demişler bu sorunun arkasında bu saydığın isimler de hep dik duruşunu kutluyorum diye bir yorum gelmiş. Gerçek hayatta Mesut Güner'i yaşıyor olsaydı onunla arkadaş olur muydun? Niye olmayayım ya? Zaten yani, senden bir parça o da. Ya bir parça değil ya yazılmış. Aslında işini iyi yapan, dürüst, halkın yanında, insanlara yardım etmeye seven bir karakter. Birazcık bunu bir kaba saboya yapmasının dışında bence hayvanları seven, çocuğuna çok bağlı. İnce bir adam. Yani içinden çok duygusal da bir adam yani. Ozan abi aslında Ozan abinin kendisi gibi de biraz. Özgür Ozan Yurdakul yazar. Evet evet. O da olabilir, Mesut. Olabilir. O da o evet. Tonlarda evet. Ozan abi de. Demiş ki Şevket abi böyle filmlerde ağır abi ama böyle demiş realde pardon abi gibi sanki demiş. Yani. Bunu soran arkadaş şu an Edirne sınırında koşarak çıplak uzaklaşıyor yani. Demiş. Öyle tabii canım yani Mesut gibi dolaşmak yani öyle bir durum yok yani. Sizi en çok etkileyen oyun ve romanı sormak isterim demiş. Beni en çok etkileyen oyun ve roman. Oyun ve roman. Vallahi hiç düşünmedim. O kadar çok ki. Çok fazla var arkadaşlar. Yani etkilendiğim roman şu anda şu diyemem açıkçası. Ama ben en azından şeyi söyleyebilirim. Daha izlememiş olan görüyorum burada. Yani tiyatroyla ilgilenen çok arkadaş da var soru soran. İzlemediyseniz lütfen Baba Sahne'nin sayfasına girin ve Taksim var, Don Kişot oyunu var. Bir Baba Hamlet'i ben özellikle yani izlemenizi çok isterim. Benim bile uzun zaman sonra hem gülerek hem sahne performansı izlediğim en güzel oyunlardan bir tanesi. Oraya gidip Şevket abi orada da sorabilirsiniz bu soruyu. Abi yeni dizi var mı abi? Yeni dizi şu an düşünmüyorum. Yani bu sene içinde düşünmüyorum. Belki önümüzdeki sene için öyle bir plan olabilir. Ama bu sene dediğim gibi daha çok dijital platformdaki işler ve sinema filmleri yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu sene yani tiyatromuza yeni oyunlar da katacağız. Onların provaları ve hazırlık aşaması var. O yüzden hani 2023'te yeni dizi yaparsak. Tamam. Yani bazı sorular birbirinin aynısı olduğu için sevgili arkadaşlarım benim sorum niye sorulmadı diye kızıp küfür etmeyin. Birleştiriyorum hep aynı soru olmasın diye. Bu kadar soruların arasına bir de selam gönderen olmuş abi. Azerbaycan'dan Şevket abiye selam gönderirem. Görürse sevinirem demiş. Eyvallah kardeşim. Tamam. Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu abi? Kesin. Kesin. Kısa bölümüydü zaten bu. Kesin geldi. Kesin. Çok detaylı, acayip güzel bir soru gelmiş abi. Bu adamın boyu kaç? 1.88. Tamam. Yani askerde ölçmüşlerdi vardı. Çıplak ayakla böyle donla ölçülür ya işte. Çıplak ayak 1.88. Baba sahnede tek kişilik bir oyunda oynamayı düşündün mü abi? Ya tek kişilik oyunlara ben böyle çok böyle şey bakmıyorum. Yani tiyatro insan ilişkilerini anlatır. Azami insan ilişkileri de iki kişidir. Yani ben tek kişilik oyunlar bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Şu anda pek çok sevdiğim bir şey değil. Bir de yani kuliste yalnızsın, sahnede yalnızsın. Ben böyle kalabalık ve toplu halde yapılan işleri daha çok seviyorum galiba. Ondan sonra film konusu olur adam. Yalnız kaldı ve hani o şey filmler var ya hani alkole kendine vurup ya kimseyle görüşmeyip falan kariyeri ayrı. O kadar yalnızlık iyi bir şey değil. Şimdi abi son soruya gel
dik. Son soruya gelmeden önce duyurumuzu yapalım istiyorum. Size de sürpriz oldu değil mi bu? Biraz sonra iPhone dağıtacağız. Tabii ki de öyle bir şey olmayacak. iPhone dağıtmak için önce IMF'den kredi almamız gerekiyor. Çakal Dans 6 filmimiz 2 Aralık'ta vizyona girecek. Bizce yani serinin en komik filmi oldu. Hep öyle söyleniyor ama zaten bütün mesele bu. Her seferinde zaten biraz daha iyisini yapmaya çalıştığımız için tabii ki de 6. filmde de aynı şeyi söylüyoruz ama bütün bu sinema sorunu, enflasyon sorunu, ülkenin içinde bulunduğu durum, hep olumsuzluklar. Söz veriyoruz. Biletinizi alın, gelin. En azından 2 saat boyunca hayatla bağınızı koparıp sadece gülüp eğleneceksiniz. Müsaadenle abi son soruyu sorabilir miyim? Buyurun. Çetrefilli bir soru gelmiş. Bunu hangi amaçla sorduğunu bilmiyorum bu sevgili kardeşimin. Nereye gideceğini bilmiyorum sorunun cevabını. Demiş ki, abi demiş, daha önce hiç enteresan bir iş teklifi geldi mi sana? Enteresan iş teklifi ne lan? Onu diyorum işte. Yani hangi enteresan iş teklifi? Sektör dışı da bir teklif olabilir bu tabi haliyle. Ya en azından şimdi cevap ver, benim sonra bana teklif söyleyebilirsin. Teklif falan derken de evlenmek... Ahlaksız olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Tamam, biz onu şöyle yoğuralım. Enteresan bir rol teklifi geldi mi daha önce? Oynayamadığın, hani reddetmek zorunda kaldığın, zamansızlık yok gibi. Yok. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben soruyu hakikaten enteresan bir iş teklifi geldi mi? Benim bu kadar sorunun arasında en beğendiğim ve en hani şey sorduğu anı bir hayal etseniz o sorun. Bu adamın boyu kaç be? bakıp bunun boyu kaç? Abi sen yine kibarlar ya, mesela şeyler var bir de mesela görüyor yolda. Abi be yarma gibiymişsin. Yarma mı? Müsaadenizle. Tabii estağfurullah. Soru sorabilir. Tamam. Atlamıştım. Kavuğa kadar uzanan yolculuğunu konu alan bir senaryo proje düşünür mü? Muhtemelen burada hayat hikayenizi anlatan bir film ister misiniz? Fatih Terim mantığı diye mevzu biraz... Yok ya, yani şu anda değil. Yani Türkiye'de inanılmaz hayat hikayeleri var. Yani benim de oynamak istediğim hayat hikayeleri var. Büyük kahramanlar var Türkiye'de. Büyük insanlar, çok güzel insanlar var. Onların hikayeleri beni daha çok ilgilendiriyor kendi hikayemin dışında. Onlar var kafamda, onları oynamak isterim açıkçası. Bir tane daha. Bardağın içindeki son damlayı göle evet. Çevirmeye çalıştım abi. Biz sizi çok sevdik her rolünüzde. Siz kendinizi bizim sizi sevdiğimiz kadar seviyoruz. Ha, onu bak, onu atladım. Koca yüreklilikle alakalı bir şey. O soruyu atladım, doğru söylüyorsun. Yani herkes kendini sever. Abi adam da şöyle de bir şey yok ya, sabahları vay canım benim falan diye. ben bana bayılıyorum. ben bana bitiyorum evet. Yani yeteri kadar sağlığımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Kendimize bakmaya çalışıyoruz. Enteresan bir soru. Çünkü hiç düşünmediğim bir şey. Güzel yani soru. Kendimizi ne kadar sevmeliyiz tabii kendimizi. Mümkün olduğu kadar. Çünkü kendinizin dışında yaşadığınız hayattaki zorluklar, büyük meşakkatle yaptığınız işler vesaire de onlar da yıpratıyor sizi. Ama güzel günler görme çabamız var. En azından bu çaba bizi ayakta tutuyor, umut veriyor. O tarafımızı daha çok seviyorum. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim, o tarafımı daha çok seviyorum. Yani o inat, bütün bunlara rağmen sanatla uğraşmak, seyirciyle buluşmak, Türkiye'nin her yerine turneye gitmek, onlara dertlerimizi paylaşmak, ortak sorunlarımızı paylaşmak, onlarla gülmek, onlarla ağlamak, beraber o anı yaşamak aslında kendimizi en çok sevdiğimiz yer herhalde sahne ve tiyatro. Amerika'ya tiyatro gelecek mi diye sormuşlar arkadaşlar. Amerika'ya değil ama Londra'ya gidiyoruz. 9-10-11 Aralık'ta Londra'da Indigo sahnesinde bir Bob Hamlet oyununu oynayacağız. Ama Ocak ayından sonra yine Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeleri de gidip oynayacağız. Dediğim gibi şu anda daha çok fırsatımız var. Eskiden dizi nedeniyle pek gidemiyorduk. Sinirleniyordu Şevket abi. Biz filmle ilgili bir yerlere gittik. Bu böyle bu çok şey canım. Yani ben mesela bir sürü sinema filminde oynadım. Murat Şeker sürekli festival beni arıyor. Şu anda neredeyim? Paris'teyim, oradayım, burada Venedik'teyim falan. Ben arka sokaklar setindeydim yani. Çünkü sürekli çalıştım. O da bir yolculuk. Tabii sürekli. Yani herhangi bir filmimle herhangi bir festivale gidemedim yani. Bir kere İzmir'e gitmiştik. İzmir. Onda da gece tekrar geri dönüyor da. Hatırlamıyor Şevket abi zaten. Jorge Jesus hakkında ne düşünüyor? Karakterin içeriğini nasıl buluyor? Bayılıyorum.
Bayılıyorum. İnanılmaz bir teknik direktör. Çok karizmatik. Yani Fenerbahçe'ye çok yakıştı. İşini çok iyi yapıyor. Yalnızca saha içinde değil, saha dışındaki söylemlerini de beğeniyorum. Oyuncu tercihleri, futbola bakışı, birazcık da Fenerbahçe seyircisine çok tatlı tatlı ayar da veren. Bağ kurma çabası diyelim. Bağ kurma çabası. Bir maçımız yani, var. Maçımız var evet. Ne yazık ki Türkiye saatlerinin bu durumda olması nedeniyle saat 11'de maçımız. Ya sabaha karşı. Ama Jesus çok yani gerçekten yani adaylığını koysa oy veririm yani şu anda. Çok beğeniyorum. Bir şey söyleyeceğim Şevket abi. Sistemi de biliyorum. Söyleme bir şey anlatıyorum. Niye söylüyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Demek ki estağfurullah ben kim senin sözünü kesiyorum. Evet. Mesela bu hep böyle ya. Şu an çok iyi gidiyor ya mesela. 10 hafta mesela üst üste 7-8 hafta kötü gitse Jesus'la ilgili senin için söylemiyorum bunu. Acayip sabır bitti ya böyle şey 19 yaşındaki Türk futbolcuya da sabır bitti. Türk teknik direktörü de sabır bitti. Hiç sabır yok. İstiyor ki herkes PlayStation'daki gibi sürekli gol kazanma olsun. 7-8 yani, hafta kötü gitse daha şey anlamıyorum yani. Yani Türkiye'de tek yalnızca spor karşılaşmaları ve spordaki olaylar karşısında bu kadar sabırsız insanlar. Aynen. Yani bunun hayatın geneline koyduğunuz zaman sabrınızı zorlayan futboldan daha büyük olaylar var mesela. Bu konuda niye sabırlılar? İşte o ya bu kadar uzun süre niye sabrettiler mesela? Hala da sabrediyorlar mesela. Yani, yani dediğim gibi TÜİK 85.5 enflasyon açıklıyor ve buna niye bu kadar sabrediyoruz falan. Jesus işini çok iyi yapan, çok iyi futbolu seven, futbolcusunu seven ve çalıştırdığı takım biz Fenerbahçelileri de sevdiğini düşünüyorum. Hem seyirciyle olan ilişkileri hem futbolcularla olan ilişkileri, basınla olan ilişkileri de çok yerinde. Bizim de özlediğimiz birçok olaydan tabii ki o yabancı bir teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin yaşadığı, ya Türk futbolunun yaşadığı bu kirli durumdan çok dışında bir insan olarak gerek bir bakış açısıyla geldim. O yüzden de çok beğeniyorum. Yani bu sene basketboldaki hocamız da Jorge Jesus da çok başarılı. Tabii ki taleplerimiz var. Artık Arda'yı fiziksel olarak biraz daha kuvvetlendirip Jesus buradan sana sesle. Toplu oyunlarda yani topsuz oyunlardaki becerisini de yükseltip daha çok sahaya sokmasını sırf ben değil bütün Türkiye'deki taraftarları istiyor. Ama Jesus Hoca böyle yapıyorsa bunun mutlaka bir sebebi vardır. Çünkü doğru oyuncuları doğru zamanda soktu. Hiç oynatmayıp birdenbire oyuna soktu oyuncular da girdikleri andan itibaren çok başarılı oldular. Bu sene çok güzel bir sene yaşayacağımızı düşünüyoruz. Başımıza bir şey gelmezse. Türkiye burası çünkü. Ne olacağı belli olmaz. Ama Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bizi çok gururlandırır açıkçası. Buradan İnci Sözlük takipçilerinden biz Fenerbahçeli arkadaşımıza o zaman imzalı forma sözü vermiş oldunuz yani. Tabii ki. Tabii ki bir arkadaşımıza benden imzalı forma sözü veriyorum. Verdim bile. Bunu kayıt almayayım. Var mı soru kaldı mı? Ozan Bey yani seviyor musunuz diye bir soru gelmişti ya. Neyi? Ozan Bey'i seviyor. Evet, evet. Özgür Ozan. Evet. Arayıp telefonda bana böyle soru geldi diye. Ama şu anda sette olabilir. Açar mı? Açmaz. Yapacak bir şey yok. Tarifiniz üzerinden mesaj bırakmak için bir tuşlayın. Hizmetleri Özgür Ozan telefonlarımı açmıyor. Telefonlarımı. İşte bu öküz ölür, ortaklık bozulur. Düşün diziden ayrıldık. Telefonlarımı açmıyor. Ayıp. Bu mu? Ayıp, ayıp. Ayıp. Böyledir. Özgür İnsanoğlu böyledir. Biraz duygusal bu aralar. Yeni bıraktı. Sanırım sette olduğu için açamıyor şu anda. Şu an kovalamaca da değil mi? Üstlü çoban rolünde çocuklarının kulaklarını çekiyor. Eşek sıpaları diye. Evet ne yazık ki açmadı. Şevket abicim İnci Sözlük'teki arkadaşlardan gelen sorulara verdiğin yanıtlardan dolayı ben onlar adına çok teşekkür ederim. Ben de sanki İnci Sözlük'ün şeymiş gibi sigorta sulu yemek. Değil mi? Yol parası. Çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlarımızın oluşturduğu konsept üzerine soruları ben yönelttim abi sana. Teşekkür ediyorum. İnşallah çok memnun olmuşsundur bundan. Çok yok gayet öyle. Güzel sorular. Ayrıca ben de teşekkür ederim. Gayet güzel sorular vardı. Bazı cevaplayamadım. Olabildiği kadar açık sözlükle cevaplamaya çalıştım. Teşekkürler. Yani bu kadar soru da güzel. Bayağı güzel. Bazı sorularını cevaplayamadığımız arkadaşlardan özür dileriz. Sorularda sıkıntı yok da vereceğimiz cevaplar dolayısıyla aşağı katta ters kelepçe olma ihtimaline karşı sorulara es geçmeyi korktuğumuzdan değil canım konsept o değil. Biz teşekkür ediyoruz. 2 Aralık'ta Çakal Dans 6 filmine bekliyoruz sizi salonlara. Abi lütfen bir senin son. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.